Evet, bisiklet severler. Şimdi Kapadokya Bisiklet Festivali'nin ilk günündeyiz. Yanımızda Leyla Hanım var. Radyosu ile beraber. Merhaba, evet, Leyla Hanım. Merhaba, sağ olun. Keyifli keyifli gidiyorsunuz. Evet, ilk deneyimim ama gerçekten çok keyifli. Sandığımdan da daha güzel ve keyifli oldu. Yokuşla başladık. Nasıl? Evet, ondan çok korkuyordum ama şimdi daha kendime güvenim geldi. Bundan sonra turlarda da görüşmek dileğiyle. Leyla Hanım, nereden katılıyorsunuz? Fethiye. Fethiye'den. Muğla Fethiye'den, evet. Katılıyorsunuz orada, evet, da turlara. Evet, ben daha çok katılmıyorum ama zaten Fethiye'de normalde bisiklet şehri gibi olduğu için her yere. Peki Leyla Hanım, siz böyle daha önce biniyor muydunuz? Yani ilk defa mı biniyorsunuz? Yok, ben amatör olarak normalde bisiklet biniyoruz tabii ki Fethiye'nin koşullu şartlarına göre de ama bisiklet turuna hiç katılmamıştım. İlk turunuz mu? İlk turum, evet. Nasıl bir başlangıç sizce? Nasıl, ortam nasıl? Güzel, çok güzel. Sandığımdan daha güzel. Çünkü çok daha korkuyordum ve endişeliydim yapabileceğim mi diye ama şu an hiçbir durdunuz mu peki? Yokuşta. Hayır, durmadım. Bravo, tebrik. O yüzden kendime güvenim daha çok geldi. O yüzden şu an her şey yolunda. Herkes yapabilir mi? Ne yapsın mesela? Yani bu şu kadar bir günlük bir türdeki deneyiminize göre. Yani buraya gelmeden ne kadarlık bir binsin? Haftada ne kadarlık birse? Vallahi ben uzun süredir sadece Fethiye şehir için turlarına biniyordum. Böyle yokuş falan da çıkmıyordum uzun süredir. Ona rağmen yaptınız. Evet, yarış değil, dinlenerek, mola vererek keyifli keyifli gelebilirsiniz. Peki şimdi herkese çok daha güzel, evet, tavsiye ediyorsun. Evet. Çok daha güzel yerlerden geçeceğiz. Evet, ben merakla bekliyorum zaten. İnşallah yine, evet, aynı şekilde keyif alacağınızı, evet, evet, eminiz. Tabii ki. İnşallah, evet. Seneye görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Tabii tur şu anda mola verdi. Yanımızda Sercan var. Öbür yanımızda Aybars var. Onlar çok deneyimliler. Şimdi ilk defa katılan bir arkadaşımızın yorumunu aldık. Şimdi bir de Sercan'la konuşalım. Sercan, bu sefer niye gelmedin Bursa'dan bisikletle? Bu sefer Malatya'da bisiklet topluluğunun düzenlediği Nemrut Dağı tırmanışı etkinliğine katıldım. Nemrut Dağı'na tırmandık gün boyunca. Orası güzel miydi? Çok iyiydi. Orası da güzeldi. Nemrut, aynen, da güzel. Nemrut da güzel. Nasıl oluyor? Türkiye'de bisiklet turları falan gelişiyor. Nedir senin yorumun? Sen her yere gidiyorsun. Allah, şu an Türkiye'de bayağı bir yaygınlaştı bu bisiklet turları. Hatta tarihlerde çakışmalar oluyor. Şu anda işte... İyi mi kötü mü? Çakışma olması kötü çünkü insan kararsız kalıyor. Acaba oraya mı gideceğim? Orası da güzel, burası da burası güzel, güzel diye. Şu anda Bursa'da da bir şeyler var galiba. Aynen. Bursa'da da bisiklet festivali var şu an. Nasıl güzel sen oluyor şimdi sürekli Kapadokya Bisiklet Festivali'nin turlarına katılıyorsun. Bu sene nasıl farklılıklar sence? Formalar... Bu sene kalış nedir, yorumların ne? Formalar daha bir güzel dizayn edilmiş. Ayrıyeten konaklama açısından da çok iyi. Peki, bu kadar. Çok teşekkürler. Bursa'ya bisikletle mi gideceksin? Bursa'ya hayır, bisiklete dönmeyeceğim. Ama sen bizi alıştırdın artık, biz seni gelişlerini girişlerini bisikletle görmek istiyoruz. Aynen. Öyle bekliyoruz, takip ediyoruz. Peki, çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi Aybars'la da konuşalım. Aybars'cığım, Aybars İzmir'den katılıyor. Bisiklet konusunda son derece bilgili. Her gün öğreniyoruz. Zaten kendisinin mesleğiydi o. Evet Aybars'cığım, senin yorumlarını alalım. Şimdi Kapadokya bölgesine en eski gelenlerden, bisikletçilerin içinde birisi de benim. 2000 yılı ilk dağ bisikleti festivali, yarış formatı içerisinde. Stage race'di o zaman, 3 gündü. O zaman içinde biz desteğimizi kaybettik. Birazcık böyle tek gün formatına döndük. Bu sene erteleme oldu falan. Şimdi Sercan mesela şeyden bahsetti. Günler çakışıyor. Bir yandan iyi, bir yandan kötü. Belki zaman içerisinde şey oluşacak. Yani ihtisas fuarları gibi ihtisas festivalleri. Gene biz belki daha bisikleti festivali formatına döneceğiz. Ya da tur olarak kalacağız. Zaman içinde oluşacak şeyler. Belki senede iki kere bir festival olacak. Güzel. Yani daha çok insan bisiklete biniyor. Daha çok insan sporu hayatına bilinçli şekilde sokmaya başladı. Bisikletin gidişatını nasıl görüyorsun? Bisikletin gidişatı, yani spor anlamında... Ben genel olarak söyledim, sonra özelinde spora... Tabii diyorum. Genel anlamda... Genel anlamda... Ayırmak lazım galiba. Tabii. Ben önce onu görüyorum. Yani bisikletin sporuyla bisiklete olan ilginin gidişatını çok paralel görmüyorum ama kesinlikle, senin görüşünün de kesinlikle önemli. Şimdi şeye baktığımız zaman, mesela ben kendi sektörüme göre düşündüğümde, perakende koleksiyon kafasında düşündüğüm zaman diyorum ki, yani spor tif taraftaki biniciler gittikçe sosyal biniciler haline geldiler. Yani daha çok grup halinde biniliyor, daha çok
sosyal böyle festivaldir, hafta sonu binişidir, hafta içi bisiklet gruplarıdır. Onlara katılınıyor. Daha bilinçli bisiklet seçilmeye başlandı. Biz de sürekli bu işte dağ bisikleti alalım, her yerde kullanırız mantığı yavaş yavaş bitmeye başladı. Oraya oturmaya başladı. Tabii, daha çok trekking, daha çok city bike satıyoruz. Daha çok yol bisikleti satmaya başladık. Yani insanlar daha bilinçli bir tüketici kitlesi evet. Oluşmaya başladı. Yani genel nüfusa yaydığımız zaman gidişat güzel. Gidişat güzel. Peki sportif anlamda bu paralellik söz konusu mu sence? Yani maalesef hani büyüklerim, eskiden birlikte mesai harcadığım insanlar bu videoyu bir vesileyle görürlerse belki kızacaklar ama maalesef. Değil mi? Çok paralel gitmiyor. Maalesef. Aslında başarılıyız da. Yani hani biliyorsun Trof Türkiye'yi kazandık ama evet. Dağ bisikleti, sen daha çok dağ bisikletinde de çok doğrusu. Gönül veriyorsun. Evet. Dağ bisikletinin gidişatını nasıl görüyorsun? Dağ bisikletinin yani, gidişatı bilen bir insan bayağı zayıflamış durumdayız. İnsanlar seviyorlar. Yapmak istiyorlar. Yapmak istiyorlar. Hatta şu an seviye olarak çok yukarıda olan ama yarışmak istemeyen insanlar var etrafımda. Onları gördüğüm zaman anlamsız geliyor bize yarışmak diyor. Yani ne için diye soruyor. Ne için? Yani o soru işareti sürekli kafasında insanlar. Ama işte bu turlara katılım arttıkça, bu turların sayısı arttıkça, seviye yükseldikçe bisiklet sporuna olan ilgi de artacak. Kesinlikle. O zaman niçinlerin daha fazla cevabını sorabileceğimiz bir pazar olacak kesinlikle. Diye düşünüyorum. Evet. Senin de sorular alttan yukarıya doğru yani insanlardan yönetime, şu anki federasyona, spor bakanlığına ulaştıkça belki böyle bir duraklama dönemimizdir. İnşallah bu duraklama dönemi bir toparlanma dönemi olur hepimiz için. Evet. Daha güzel organizasyonlarda yarış anlamında. Yine Kapadokya'da, Alanya'da, işte eski bizim günlerden Bolu'da, yani o taraflarda daha böyle epik yarışlar, yabancıların dediği gibi daha epik yarışlarda. İnşallah buluşuruz. Bu turlar bence yurt dışına açılması gereken turlar. Kesinlikle. Son, kesinlikle. Ya şöyle söyleyeyim. Biz Kapadokya Dağ Bisikleti Festivali'ne gelirken 2000 yılında, 99 yılında Almanlar buradaydılar. Bike Magazin Avrupa'nın en çok satan basılı süreli magazini, yani süreli yayını, öyle söyleyeyim. Sadece bisiklet dergisi olarak değil. Onlar buradaydılar. Dini benzetme değildir ama hani bir onların diline yerleşmiş bir şey dağ bisikletinin Mekke'si olarak buraya adlandırmışlardı. O sonra bir oturdu. Deyim oldu. Yani oturdu. Tabii bunu hiçbir şekilde insanlar dini olarak algılamasınlar. Ondan sonra baktık ki ya biz biniyoruz, geziyoruz falan ama çok profesyonel insanlar gelip gidiyor bölgeye. Hiç haberimiz olmadan Radon, işte Almanya yine, Adidas'ın katalog çekimleri burada oldu. Fransızlar geldi, Velo to Train, onların büyük bir dergisi var. Onlar bayağı kalabalık, profesyonel bir grupla burada bir hafta onlarla beraberdik. Yani sürekli... Yani buraya gelmeden dağ bisikletçisiyim demeyin diyorlar. Yani mesaj olarak. Yörenin coğrafi yapısı çok teknik parkurlar doğal olarak oluşturuyor. Bir anda bir bakıyorsunuz ki çok teknik bir vadinin işine gelivermişsiniz. Evet, o anlamda da belki hakikaten bu turun yurt dışına açılması. Kesinlikle. Bakalım diyorsun. Seneye organizasyon İnşallah. Ne düşünür? İsterlerse eski patronları yaparlar diyorum ben. Bence yaparlar. Peki, o kapasiteler. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok bisiklet severler. Şimdi yanımızda süper bir bisikletçimiz var. Ben Ömer Erdoğan. 7 yaşından beri bisiklet kullanıyorum. 7 yaşından beri. Evet. Turlar yaptınız o zaman. 70. 2 seneden beri bisiklet kullanıyorum. Kaç yaşındasınız? 79 yaşındayım. Ve bütün arkadaşlara bisiklet kullanmanızı tercih ederim. Ömer Bey hiç terlememişsiniz. Burada gençler... Gençler terler. Ya gençler terler. Ben her gün 150 kilometre yapıyorum. 150 kilometre. Cerrahpaşa'dan katılıyorsunuz. Cerrahpaşa'dan katılıyorum. Tek mi geldiniz Ömer Bey? Hayır. Turkazlarla geldim. Evet. Grupla geldim. Nasıl? Kapadokya Festivali nasıl? Valla ben yeni katılıyorum. Görelim bakalım neler var. Şimdi olacak. Daha güzel yerlerden geçeceğiz. İnşallah. Umarım çok keyif alırsınız. İnşallah. Ama sizi hiç zorlamayacağını düşünüyorum. Öyle gözüküyor yani. Şimdi ben Cerrahpaşa'dan Tuzla'ya gidiyorum. 50 senem Yeşilköy sahilinde geçti. Bu sene bisikletle gidiyorsunuz. Evet. Cerrahpaşa'dan Tuzla'ya gidiyorum. Kaç kilometre toplam orası? Cerrahpaşa Tuzla 50 kilometre. 50 dönüşlü 100 kesmiyor.
O zaman Florya yapıyorum, dönüş yapıyorum. 140-150 kilometre oluyor her gün. Burada en önde hiç derlemeden gideceksiniz, anlaşılır. Ben bir de şey yapıyorum. Mesela hızı kesmiyor. Cerrahpaşa, Tuzla, Tuzla Sarıyer, Sarıyer, Florya, Cerrahpaşa. Süpersiniz. Çok. Şimdi doktora gittim. Kardiyoloğundan ameliyat olacağım. Bu dosyayı al dedi. Tamamla gel. Tamamladım, geldim. 6. dahliyeye girdim. 6. dahliye sırtını açtım. Göğsünü at, sen de dedi sporcu kalbi var. Yok ya dedim. Bu yaşlandı sonra 70'ten sonra dedim sporcu. Yok yok dedi, beni yemedi. Yok dedim, yemeyeceğim. Yok, çok bir şey de yapmıyorum. Ne yapıyorsun dedi? Bisiklet kullanıyorum dedim. Ne kadar kullanıyorsun? Ondan sonra ne kadar kullanıyorsun? Günde 200. Ne yapıyorsun ya dedi. Vallahi dedi böyle. Sabahtan akşama kadar bisikletin üstünden indi yani. Süpersiniz. Ha dedi ya, ben senin kağıdını imzaladım. Git ya. Yani çok çok fark ediyor. Bisiklet evet, kullanmak bisiklet çok 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 çok. Tabii bütün arkadaşlar. Yani, peki çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi ki varsınız. İyi ki bisiklete biniyorsunuz. İyi ki bize örnek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar yani ben bütün gençlere tercih ederim. Tabii. Sağlık bakımından çok fark ediyor. Peki, belli zaten. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi ki varsınız.